Şiddetli yağış Trakya'dan girdi. Tekirdağ ve Edirne'de etkili oldu ancak yağışlar yarın daha da şiddetlenecek. Metrekareye tam 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor ve İstanbul'da şiddetli yağışın beklenildiği illerden biri. Abdullah Tevge ilk yağmur damlalarının düştüğü andan itibaren Trakya'daydı. Abdullah, meteoroloji hangi bölgelerde kuvvetli yağış ve sel uyarısı yaptı? Seni dinliyoruz. Meteoroloji özellikle Trakya'da ve İstanbul'un batı kesimlerinde şiddetli yağış uyarısı yaptı. Aslında günler öncesinden yapılmıştı bu uyarı ve ilk yağmur damlalarının da bugün düşmesini bekleniyordu. Ve bugün ilk yağmur damlaları Trakya'da düşmeye başladı. Birçok il ve ilçe merkezinde şiddetli yağış vardı. Zaman zaman sel görüntüleri biraz önce de ekrana yansıttık. Ortaya çıktı ve şu anda o noktalardan birinde, Malkara'dayız. Bakın, şu an bulunduğum sokağa göstermek istiyorum. Şu an bulunduğum sokak yaklaşık 250 metre uzunlukta ve bundan birkaç saat öncesine kadar burada büyük çöküntüler vardı ve o çöküntüler belediye ekipleri tarafından toprakla dolduruldu. Ama gün içerisinde şiddetli yağışın zaman zaman arttığını burada gözlemledik. Şu an için havada yağış yok ancak bulutların hala olduğunu söyleyebiliriz ve yağışın yarın itibariyle tekrar başlaması, hatta gece saatleri itibariyle başlaması ve devam etmesi sürekli olarak bekleniyor. Tabii en büyük uyarı da İstanbul için. İstanbul'un özellikle batı kesimlerinde oldukça şiddetli bir yağış bekleniyor. Metrekareye 100 kilograma yakın yağışın düşmesi bekleniyor. Bu konuda bodrum katlarda oturanları özellikle uyaralım. Tabii yağış yalnızca İstanbul'da olmayacak. Yurdumuza giriş yaptığı Trakya bölgesinde, Kırklareli'de, Tekirdağ'da ve Edirne'de de yine yağış bekleniyor. Hava durumunda ise çok fazla bir değişiklik beklenmiyor. Trakya şehirlerinde 15 ila 19 derece arasında sıcaklığın değişmesi bekleniyor. İstanbul'da ise 22-23 derece civarında sıcaklıklar seyredecek. Ancak yağış gün boyunca devam edecek ve gök gürültüsü de yağışla birlikte sürekli olarak bekleniyor. Başkent Ankara'da ise sıcaklık fazla olacak. 28 derece ortalama sıcaklık bekleniyor başkent Ankara'da. Ancak yağış yine Ankara'da kuvvetli olacak. Tabii Ege'de, İzmir'de de şiddetli yağışın olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise İstanbul'daki, Marmara'daki gibi 22-23 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Karadeniz için de yağış uyarısı var. Orta Karadeniz haricinde Karadeniz'de batı ve doğu kesimlerde yine şiddetli yağış bekleniyor. Gün boyunca bu yağışın devam etmesi de bekleniyor. Ayrıca bunu da ekleyelim. Peki yağış ne zaman terk edecek? Şu an için bu sorunun yanıtını bilemiyoruz. Çünkü tahminler şu ana kadar, hafta sonuna kadar en azından çarşamba, perşembe ve cuma günü de yağışın yurt genelinde devam edeceği şeklinde. Önümüzdeki günlerde yapılacak tahminlere göre bu yağışın yurdumuzu ne zaman terk edeceği de net olarak şekillenecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.